Herkese merhaba. Lider Haber YouTube kanalında Tam Sağ programına hepiniz hoş geldiniz. Her zamanki gibi konuğum Ahmet Karaben'le beraber Antalya Spor'un son durumunu ve Dünya Kupası arasındaki yaşanılacak kamp programı, transfer süreçleri, geçen programımızda en son Başkan Aziz Çetin'in yaptığı açıklama üzerine konuşmalarımızla programı ilerleyeceğiz. Sevgili Ahmet, hoş geldin. Hoş bulduk Fahrettin. İyisin. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben deyim, teşekkür ederim. Tetanozlaşımı vuruldum. Bugün küçük bir... Geçmiş olsun. Eyvallah, sağ olasın, teşekkür ederim. Sol tarafım biraz pert, çok oynatamıyorum. Bir talihsizlik diyelim. Aynen öyle. Şükür iyiyiz diyelim yani, kurtarıyoruz. Evet, girdik yine özlenen bir araya. Gerçi futbola doyacağız ama keşke milli takımda olsaydı diyoruz Dünya Kupası'nda. Uzun bir ara var. 45-48 güne yakın bir ara var. Dünya Kupası da başladı. Maçların bazıları oldukça keyifsiz, bazıları heyecanlı geçiyor. Futbola biraz doyacağız ama Antalyaspor'u özleyeceğiz. Son haftalarda da programlarımızda Karagümrük maçından sonra sevgili başkanımız Aziz Çetin'i konuk ettiğimiz için Karagümrük maçına değinememiştik. Biraz onu konuşacağız, kamp programını konuşacağız. Sen neler söylemek istersin? Antalyaspor, Fahrettin, senin de söylediğin gibi iyi bir başlangıç belki yapamamıştı ama sonradan almış olduğumuz galibiyetlerle birlikte gerçekten o üstümüzdeki kara bulutları attık. İyi de top oynuyorduk. Karagümrük maçıyla da güzel bir galibiyet elde ettik. Beşiktaş maçına tabii sen İstanbul'a gittin. Kendi şartların ve imkanlarında. Oğlunu da götürdün. Arkadaşlarınla yanındaydı ama tabii ki orada üzücü bir olayla karşılaştınız. Ülke olarak hepimiz karşılaştık. Buradan da ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlara da başsağlığı diliyorum. Allah bir daha böyle bir konuyu, böyle bir durumu ülkemize yansıtmasın, yaşatmasın inşallah. Tabii Antalyaspor'u özleyeceğiz senin de söylediğin gibi. Bu ara tabii ne kadar pozitif, ne kadar negatif onu ilerleyen haftalarda maçlar başladığında daha iyi yorum yapmamız mümkün ama tabii biz iyi tarafından olaylara bakarsak işte Fred'in iyileşecek olması, Enda'nın tekrar da takıma belki katılabilecek olması önemli bizim için. Yani o eksikleri en azından giderirsek bundan sonraki o süreci kaçırdığımız işte Beşiktaş maçı, oynanmayan Beşiktaş maçı ile birlikte pozitif olarak en azından öyle istediğimiz için bu yorumu yapabiliyoruz. Ama tabii ki ara olması, uzun bir ara, kısa bir ara da değil. Çok uzun. Bizler için de zor. Yani spor programı yapanlar özellikle sadece yerel yapanlar için de çok kolay bir süreç diye. Bu 50 günlük süreç içerisinde konu bulmak, bazı şeyleri yorumlamak. Ha, biz tabii ki işin içerisinde biz her türlü konuyu buluruz belki ama seninle birlikte ne olursa olsun. Tabii maç analizi yapmak da bizler açısından çok önemli. Yani enine boyuna Antalyaspor konuşmak, sırf maç değerlendirmek değil, hafta içi gündemlerini değerlendirmek önemli. Şimdi bu tabii ağır olunca bir kamp olacak ama hazırlık maçları da olacak ama tabii Süper Lig'in verdiği heyecanı herkese vermiyor kolay kolay. Kesinlikle. Dolayısıyla evet, biraz zor bir süreç. Futbolcular için de zor bir süreç, teknik heyet için de zor bir süreç. Şimdi bir tatil moduna geçildi, sonrasında kamp olacak. İşte muhtemelen bu Süper Lig'de şu an ilk devre diyelim artık. İlk devre kısmında iyi olanlardan çok yokuş aşağı gidenler olacak, çok kötü gözüken takımlardan kendini toparlayanlar olacak. Bambaşka bir senaryo bizi bekliyor. Kesinlikle. İkinci devre bence. İstanbul konusuna değinmişken ben de ona girmek istiyorum. Kesinlikle söylediklerine katılıyorum. Terörün her türlüsünü lanetliyorum buradan ben de. Yani olmaması gereken, kibar tabiriyle söylüyorum, yaşanmaması gereken şeylerdi. Evet, ben oğlanla beraber gittim. 5,5-6 yaşında bir oğlum var. Onunla beraber gittim Beşiktaş maçına. Orada da maçtan önce yine Antalya'dan gelen arkadaşlarımızla da buluştuk. Yani ortalık zaten çok karmaşıktı. Biz Taksim'de değildik ama yakındık. Karaköy tarafındaydık. Oradan Beşiktaş'a, stada geçecektik. Yani ortalık karıştı. Maç izleyemedik. Çocuk bir yandan ağlıyor. Maça gidemedim. Ben Antalyaspor maçını izleyecektim diye ağlıyor. Ortalık iyice karmaşık bir vaziyetteydi. Kötü bir süreçti tabii. Zor. Zor bir süreçti. Dediğin gibi de ölen herkese Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz diyorum. Ve istersen hafif izleyici yorumlarımızla bakalım, başlayalım. Onları es geçmeyelim. Evet, es geçmeyelim. Bugün biraz dijitalden olacak. Benim tetanoz aşım vesilesiyle diyelim. Sevgili başkanımız, sayın başkanımız Aziz Çetin'in katıldığı programla ilgili YouTube'da programımıza yorum yapan izleyicilerimizin yorumları. Dursun Yılmaz abimiz her zamanki gibi uyku tutmadı. Kupa maçından sonra Beşiktaş Serik maçını izledim. Sabah da Los Angeles derbisini izledim. Sıkı bir NBA takipçisi. Ve
programla ilgili de hepsini tamamladım. Basketbol haberini, özellikle başkanın verdiği basketbol haberini duyduktan sonra çok sevindim diye yazmış. İnşallah seneye basketbol takımı kurulur demiş. Sevgili Abdullah Uyaroğlu, Balbey Mahalle Muhtarımız, selam olsun ona da buradan. Dobra dobra açıklamalar için başkanımıza çok teşekkürler. 12. güç bizler, taraftar olarak elimizden gelen desteği fazlasıyla vereceğiz. Emeklerinize sağlık, Allah nazarlardan korusun. Programımız her geçen gün üzerine katma değer koyarak devam ediyor. Tebrikler demiş. Sevgili muhtarımıza da buradan tekrar teşekkür ediyoruz. İl Fenemoyna kullanıcı adıyla Yusuf Tasmacı abimiz yorum yapmış. Sıkı bir, kendisi de Göztepe taraftarıdır aynı zamanda. Sizlere Fahrettin kardeşim sayesinde her hafta izler oldum. Çok seviyeli ve Aziz Başkan da söylediği gibi çıkarsız bir program yapıyorsunuz. Tebrik eder, yayınlarımızın kesilmeden devam etmesini dilerim. Twitter'da bu programı belli kısımdan paylaşacağım. Çünkü bir Aziz Başkan'ın çok önemli ve örnek olması gereken açıklamaları var demiş. Bununla ilgili çok gerçekten geri dönüşler aldık. Yani başkanın yaptığı açıklamalarda ki samimiyeti, dobralı, şeffaf konuşması, hem Türk futboluyla ilgili konuştuğu, işte federasyonda yaşadıklarını anlatmasıyla ilgili VAR çalışmasında ciddi geri dönüşler aldık yani. İnsanlar çok hoşlarına gitti. Sen de o gün yayında söylemiştin zaten. Özlediğimiz başkan stili diye. Bu konuda gerçekten iyi geri dönüşler aldık yayın sonrasında da. Sevgili Hüseyin Altındal, emeklerinize sağlık, yolunuz açık olsun demiş. Teşekkür ediyoruz Hüseyin Altındal dayımıza da. Sevgili Okan Okuş, Aziz Başkan'ın katıldığı her programda anlattığı projeler heyecan veriyor. Umarım en az 5 sene kulüp başkanı olarak devam eder. Sizlerin de başarılarının devamını diliyorum demiş. 1 dakikalık müzik 17 Niki ile samimi sohbetler olmuş, sonuna kadar sıkılmadan izledim. Emeğinize sağlık demiş. Sevgili Emre Çekiç, bravo başkan, takım kısıtlı kadroya rağmen yine de istikrarlı gidiyor demiş. Ve Ebru Dalkıran, çok güzel bir sohbet olmuş, keyifle dinledim demiş. Muhammed, tebrik ediyorum. Kulübün başkanını programa getirebilmek çok değerliydi. Güzel bir sohbet olmuş demiş. Biz teşekkür ederiz izlediğiniz ve destekleriniz için. Sevgili Eda Çift Sıfır, sonuna kadar heyecanla dinledik. Konular çok başarılıydı demiş. Ve sonrasında HCK Niki ile her konuya, benim oğlanın Niki aslında ama oğlan bunu yazamaz, okuma yazma bilmiyor da. Her konuya ve sorduğunuz her soruya içtenlikle, samimiyetle, sakin ve konulara hakim bir şekilde cevap vererek, gelecekteki heyecan verici projeleri de anlatarak ve de mütevaziliğini de üstüne koyarak gönlümüzde ayrı bir yeri oldu kıymetli başkanımızın. Bizler için, konuk ettiğiniz için sizlere de ayrı ayrı kutluyorum. Hem kıymetli başkanımızın hem de sizlerin, Allah yollarınızı açık etsin, tebrikler demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ve en son olarak da Demeter, başkanımız renk katmış, korkusuz dobra açıklamayla tebrikler. Güzel yayın olmuş demiş. Yaklaşık da 2500'e yakın izlenmemiz oldu YouTube'da. İzleyen herkese, yorum yazan herkese destekler için çok teşekkür ediyoruz. Bizim için de çok kıymetliydi başkanımızı burada ağırlamak. Sizlerin de verdiği desteklerle yaptığımız işin karşılığını görmek bizim için daha kıymetli hale geliyor. Bizim için daha motive edici hale geliyor. O yüzden destekleriniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz diyorum. Ve sevgili Ahmet'im, izleyicilerimizin her zaman görüşlerine biliyorsun çok önem veriyoruz. Biz zaten futbolu her zaman konuşuyoruz. Biz önemli olan izleyicilerimizin sesi olmak istiyoruz. Sağ olsunlar, destekli oluyorlar bize. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyoruz burada. Evet, dönersek Antalya Spor'a. Karagümrük maçını konuşamamıştık. Müthiş bir geri dönüş oldu. Yani çok üstünden çok zaman geçtiği için de teknik taktik açısından değil ama tabii bir çok detay motive mental açısından. İzleyenleri de yormayalım. Aynen öyle. Uzun bir süre geçti ama tabii ki 3-5 tane cümleyi araya sıkıştırırız. Aynen öyle. Ve sonrasında Beşiktaş maçından ben çok ümitliydim. Yani keşke iptal olmasaydı. Tabii keşke bomba patlamasaydı. Böyle bir olay yaşanmasaydı, o kısım ayrı ama Antalya Spor cephesinden baktığımızda rakibin daha motivasyon olarak düşük olduğu, bizim de kuvvetli olarak gittiğimiz bir haftaydı. Bizim için o maçı oynamak orada çok iyi olabilirdi. Şimdi Dünya Kupası arasından sonra da maçın hangi tarihte oynanacağı da tam olarak net değil. Belli değil. Muhtemelen daha da ileri bir tarihe gidecek. Ocak sonuna doğru gidecek. Bu süreçle ilgili neler söylemek istersin? Senin de bahsettiğin gibi tabii Karagümrük karşılaşması Antalya Spor için kritikti. Çünkü ondan önce almış olduğumuz galibiyetlerin anlam teşkil edebilmesi için Karagümrük karşısında alınacak 3 puan önemliydi.
Orada tabii 3 aşağı 5 yukarı sevgili başkanı konuk olarak aldığımızda dilimizin döndüğünce bazı konuları değerlendirdik. Ama şu çok önemliydi. Oyuncusunu iyi tanıyan bir antrenör stiliyle karşı karşıya kaldı Antalyaspor takımı. Evet. Yani maçtan sonra Lündemadan özür diledim diye bir açıklaması var sevgili antrenörümüzün. Bu çok önemliydi. Yani oyuncu eğer inanırsa teknik ekibe, teknik ekipte oyuncunun o sahadaki performansına inanırsa işte sonuç 4-2'lik bir skorla Antalyaspor'un galibiyetiyle o maçı 3 puanı hanemize yazdırdık. Yani normal şartlarda çok Nuri Şahin stilindeki bir antrenörün 26. dakikaydı yanlış hatırlamıyorsam oyuncu değişikliğini yapması çok alışagelmiş bir durum. Belki bundan sonra hayatı boyunca da o öyle bir durumla karşı karşıya da kalmayacak, evet, da olabilir. Tercih etmeyebilirdi. Evet, çok ekstra bir durumdu ama şu çok önemli. Yani yapmış olduğumuz yorumlarda hatta bir hafta ya da iki hafta önce şu yorumu yapmıştım ben. Lündama Antalyaspor için bir el bombası, evet, niteliğinde bir açıklamam olmuştu. Daha önce keşke unutmasaydık da onları bir çıkarsaydık da arşivden hem süreyi ilerletirdik bu şekilde hem haklılıklarımızın ortaya çıktığını ortaya koyardık. Gerçekten Antalyaspor'un ihtiyacı olan bir stoper niteliğinde olan bir oyuncu değil Lündama. Kimse kusura bakmayacak. Kim transfer yaptıysa, kim buna onay verdiyse burada biz nasıl daha önceki programlarda bunu konuştuysak bugün de ben bu konuşabilme özelliğimi koruyorum. Zaten 26 dakikada Nuri Şahin o mesajı oyuncuya verdi. Verdi. Ve oyuncu çıktıktan sonra Antalyaspor 4 gol buldu ve kalesine doğru düzgün pozisyon da vermedi. Bu çok önemli. Tamamıyla yapılan bir yanlış transfer. Ama tabii yanlış değilse bundan sonraki sezon eğer bu performansa zaten devam ederse hatta Antalyaspor'un imkanı olsa Lündama'ya gönderip devre arasında başka bir oyuncu bile eğer öyle bir imkanı şartı oluşuyor olsa ben eminim teknik ekip, başkan, yönetim artık orada mecliler hangi mecliye veriyorsa o kararı böyle bir karar da verebilir normal şartlarda. Benim düşüncelerim arasında bu vardır ama tabii şartlar, sözleşmeler artık o kadar kolay olmuyor bazı şeyler. Evet. Hani gönderebilmek tamam ben seni gönderdim diye biliyorsun ama bir ceza futbolcu alabilmek zor, gönderebilmek çok daha zor. Evet, bunu yani zaman içerisinde Antalyaspor'da olsun, diğer kulüplerde duyuyoruz, evet, görüyoruz, yaşanılıyor. Kolay bir süreç değil. Tabii sen ilerleyen dönemlerde transferlere de değineceğiz. Sen çalışmışsındır o konuları, sorular arasında da var. Daha önce de programdan önce de seninle konuştuk ama tabii genel bir değerlendirme yapılınca Beşiktaş karşılaşmasını oynasak daha Antalyaspor için en azından 3 puan ya da puanla ayrılabilirdik oradan. Dediğin gibi iyi bir giden Antalyaspor vardı. Derbiyi kaybeden bir Beşiktaş vardı önümüzde. Ama şartlar tabii imkanlar el vermedi. Her şeyin başı öncelikle sağlık. Bu çok önemli. İnşallah bundan sonraki süreçte de artık Antalyaspor'da bu transferlerle birlikte benim dikkatimi çeken şu oldu. Konudan konuya da atlıyor gibi olmayalım ama spontane bir program gelecek bugün. Evet. Çünkü gündemimiz her gündem, şey. Evet, her şey aklımıza geldiği ben gibi. Ben mesela transfer konusuna girelim diyeceğim şimdi sana. Evet. Sen sözünü tamamladıktan aynen, sonra. Aynen tamamladıktan sonra şu dikkatimi çekti. Senin de dikkatini çekmiştir muhakkak. Bu kupa maçları aralığın sonuna doğru bitiyor yanlış değilse. Evet, öyle doğru gibi. Aralığın ortasının ve sonu arasında. Transfer, yani 25'inde başlıyor tekrar lig. Evet, yani transferlerde Ocak'ta başlıyor. Ocağın ilk haftası ya da ikinci haftasının başı gibi. Yani bu Antalyaspor için ya da diğer bütün kulüpler için belki de aynı şeye geçerli. Sadece Antalyaspor değil, hepsi aynı standarta uyacak. Avantaj da olabilir, dezavantaj da olabilir. Yani vallahi bence kendim hemen şahsi bir fikrimi araya girmek, evet, istiyorum. Bunu çünkü her yerde söylüyorum. Hı hı. Ya çok yanlış. Şimdi burada 40-45 gün ara var. Hadi bunun 15 günü oyuncular dinlendi, tatil yaptı desen. Sonrasında bir 25 güne yakın bir çalışılacak zaman var. Evet. Ve sonra lig başlıyor. Üçer günlük periyotlarla maç var. Çok sıkışık bir takvim var. Türkiye Kupası giriyor. Tabii. Araya sonrasında. Çok sıkışık bir takvim. Ve bu sıkışık takvimde diyelim ki transfer sezonu açıldığında zaten şimdi bak 25 haftasında lig oynanacak. Dördünde biz hafta içinde burada Fenerbahçe ile oynayacağız. Sonra 3 gün sonra hafta sonra bir daha maç var. Sen dördünden sonra Ocak'tan sonra transfer getirebiliyorsun. Biz kendimizden örnek alıyorum. Transfer yapacağımız için söylemiyorum. Evet evet. Her takım için aynı şey geçerli. Transferin gelip bir uyum süreci var. Bu uyum sürecini bu 25 günde atlatabilirdi. Yani bu bizim federasyonla ilgili değil. Yani bu bizim federasyon buna izin verse bile diğer ülkelerden transfer yapabilmen için belli yine bir uyum sağlanması gerekiyor. Yani buna UEFA da müdahale edebilirdi.
Ya da yine federasyon en azından yurt içinde müsaade edebilirdi. Kendi yerel bir karar alabilirdi. Yani gelip 25 günde takıma adapte olması varken bir transferin lig başlayacak 2 haftası oynanmış. Hı hı. Sonrasında transfere izin veriyorsun. O transfer gelecek, takıma alışması 1 ay. Zaten o zaman sıkışık fikstürde bir 6-7 hafta daha oynandı. 10 haftası daha gitti ligin. Evet. Yani 3'te 2'si bittikten sonra ligin o transfer uyum sağlasa ne kadar katkı verecek? Öyle bir gerçek var. Ya bu yani Dünya Kupası arası gerçekten yani kışın oynanması çok ciddi bir hengame. Her açıdan neresinden baksak aslına baktığın zaman sıkıntılı bir süreç oluyor yani. Bizim için yazın alışmışız belki de o yüzden çok yadırgıyoruz ama. Ama doğrusu o gibi geliyor, bana da öyle geldi. Aynen, baştan aşağı sıkıntılı bir süreç. Çok alışkın olmadığımız bence bir süreç olduğu için ara çok uzun. Yani seyir zevk için 50 evet. günlük bir ara hem taraftarlar için zor. Oyuncunun şimdi çoğu oyuncu tatile çıktı, tekrardan toplanma süreci. Sezonu sanki tekrardan başa açıyor gibi. Aynen. Avrupa kupaları oynayacak takımlar var Türkiye'yi aynen temsil eden. Tutarsa tutmazsın. O ayrı mesele. Neticesinde Türkiye temsil ediyor kulüplerimiz. Anlatayım. Şimdi o ara var. Gerçi dünyada böyle olduğu için çok tabii hani sadece bizim ülkemize özgü bir şey evet, değil. Bu sadece federasyon ama, bazında konuşmuyoruz. Yani ben tabii, bu organizasyonu genel olarak bu konuda bir eleştiri yapıyorum. Ama genel anlamda çok alışkın olduğumuz bir süreç değil. Yani gönül istiyordu ki bu hafta işte yine maçları değerlendirelim. Evet. Konuşalım. Hava şartları şimdi da Türkiye'nin... Sakatlıklar. Şimdi mesela 3 gün oldu başlayalı. Yani 3 gün içinde kaç tane maçta sakatlık oldu? Yani bu futbolcular ülkelerine döndüğü zaman bu takımlarını yalnız bırakacaklar, belki uzun süreli sakatlıklar olacak yani. Evet. Bütün liglerin kaderi etkilenecek. Sadece Türkiye bazı söylemiyorum yani. Türkiye'den giden oyuncu sayısı zaten kısıtlı. Allah korusun Hacı Wright'ı diyorum yani. Çok izlemek istiyorum. Amerika maçında da Galler maçında da heyecanla oturdum. Sırf Hacı Wright var diye. Özlemişiz Antalya Spor'un. Bu mertebelerde ya, Hacı Wright dediğin de temsil edilmesi. Senin lafını da kesmek istemiyorum. Hatta dün seni arkadaşlarım rahatsız edecekti. Ben çok o elektronik işlerinden anlamıyorum biliyorsun. Hacı Wright'ı izlemek istiyor arkadaşlar. Şimdi ben uyducu değilim. Ben elektronikten anlamam. Arıyorlar. Ya arkadaş bu frekans çıkıyor. Anlatabildim mi? Açlık televizyonu izleyeceğiz. Bizim frekansımız niye? Bana soruyorlar. Sen sporun içerisindeyiz ya. 24 saat teknik servis burada hazır ya. Haklısın. Benimkini de sen yaptığın için. Otomatikman sana pas edecektim. Konu konuyu açtı. Artık rahatsız etmedim. Geç de başladım maç. Saat ondan evet, sonra ondaydı başlayan bir maçtı. Son 15 dakikada herhalde Hacı oyuna girdi. Ondan sonra dedim ben size yarın özet yaparım. Siz kafanızı yormayın. Öyle onları geçiştirdim. Telefondan canlı yayın açtı. Evin yapabilirdik. Öyle de bir durumla karşılaştık. Dediğin doğru yani çok uzun bir ara ama tabii dünyada bu böyle olduğu için bizim hayıflanmamız gayet normal ama tabii elden de gelen bir şey yok. Çünkü herkesin uyması gereken bir aynen statü ve bir gerçek. Ne yazık ki böyle bir tablo var. Kesinlikle katılıyorum söylediğine. Yapacak bir şey yok. Elle gelen düğün bayram evet demişler. Bizim için demin Hacı Wright konusuna değindin ya dediğin bir gibi. Antalya'da sözünü sıkıştırdım araya. Evet kutlarım. Kutlarım seni. Yani dediğin gibi Hacı Wright'ın oradan sakatlanarak dönmemesi lazım. Çünkü evet, alternatifi şu anda Antalya Spor bünyesinde yok, ne yazık ki yok. Yani şimdi onu hani el bebek gül bebek denilen statüyle Antalya seyircisi, teknik ekip, yönetim artık aklına kim geliyorsa onu o şekilde görmemiz lazım ki çünkü Antalya Spor'un gerçekten katma değerine büyük bir oranda katkı sağlayan bir çok oyuncu arkadaşımız. Çok ciddi. O profesyonelliği, sahadaki rahatlığı, gol atıyor aynı pozisyonda, kaçırıyor aynı pozisyonda, rahat çalım atıyor, 3 kişiyi geçiyor, uzaktan vuruyor. Yani adamda bir özgüven, o meziyeti olduğunu bildiği için ekrana, tribüne o görüntüyü veriyor. Bu Hacı Wright için çok önemli. Orada da başarılı eğer olursa, formasını giydiği Amerika Birleşik Devletleri'ne de başarılı olursa benim eminim Antalya Spor içinde önemli bir ileriye dönük katkı sağlayabilir transfer sürecinde. Kesinlikle katılıyorum. Yani o yüzden zaten aslında heyecanla oturuyoruz, izliyoruz bir yerde de. Tabii spikerin kolay kolay biz televizyonlarda, ulusal basında şimdi buradan hani sanki sallıyormuşum da gibi olmak istemiyorum ama bizim Anadolu takımlarıyla İstanbul takımlarının lanse edilirken farklılık söylenir. Evet. İşte Antalya Spor birini yendiği zaman X takımını, İstanbullu, işte X takımı kaybetti yazar. Antalya Spor kazandı yazmaz ya da diğer Anadolu kulüplerini. Hep eleştirdiğimiz bir noktadır. Ama orada spiker çok güzel girdi. Yani Hacı Wright kenarda beklerken Antalya Spor'umuzda forma giyen diye dediği anda insan tüyleri diken diken oluyor. O çok yani önemli. Bu mertebede Antalya Spor'un temsil edilmesi, adının geçmesi gerçekten özlemişiz. Transfer sürecine gireceğim ama girmeden önce ben atlamayalım istiyorum.
Bayraklarımız sevgili iyi bir Antalya sporlu. Antalya Spor Store'da da çok ciddi emek veren sevgili Tolga'ya, Tolga Pakur'a çok teşekkür ediyoruz. Dedi ki yayınları devamlı izliyor zaten. Geri dönüşler yapıyor sağ olsun. Başkanımızla olan programda dedi ki abi dedi sizin masaya Antalya Spor bayrağı ve Türk bayrağı gider dedi. Gitmesi lazım dedi. Orada bir Antalya Spor bayrağı eksik dedi. Sağ olsun. Desteği için teşekkür ediyoruz. Hem programımıza yorumlarıyla, katkılarıyla programı da nasıl daha iyi yapabiliriz diye verdiği katkılarla hem de bayraklarınız için kendisine teşekkür ediyoruz. Buradan selamlar olsun sevgili Tolga'ya da. Teşekkür ederiz. Antalya sporlu. Her maç zaten görüşüyoruz. Statta karşılaşıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. O yüzden diyorum. Şimdi geliyorum transfer kısmına. Transfer kısmına gelirken de yine bir 10 saniyelik affına sığınıyorum. İşte başkanımız Sevgi Aziz Çetin Winter League'de açıklamalar yaptı transfer süreciyle ilgili. Basına yansıdı, gündeme yansıdı. Keza zaten başkanımız Winter League'de bu açıklamaları yapmadan birkaç gün öncesinde bizim programımızda da bu konulara değinmişti. O gün gündeme gelen ne varsa başkanımız burada lanse etmişti, konuşmuştu. Özellikle transfer süreciyle ilgili hani transfer yapmak tabii ki isteriz dedi ama şartlarımız belli. O yüzden Antalyaspor'un geleceğini tehlikeye atacak bir durumumuz yok. Ancak bir fırsat transfer olursa düşünüyoruz dedi. İşte Winter League'de de transfer ihtiyacının olmadığını dile getirdi. Evet, yorumlarda sıkça karşılaşıyoruz. İşte stoper ihtiyacı olsun, başka Hacı Wright'in yedeği olabilecek bir durum olsun. Ama tabii işte transfer süreci, maddi durumlar, döviz kuru, kulübün gelirlerinin TL olması, giderlerinin döviz kuru olması ciddi bir sıkıntı. Bir de keza, şimdi sana pas atmadan önce ben oraya geliyorum. İşte yaptığımız transferlerden bu sezon gördüğümüz katkılar ortada. Yani geçen hafta değinmiştim. Yani işte önceden Hacı Wright'tan, Luis Adriano'dan, Fernando'dan aldığımız katkı ortada. Ama bu sezon yaptığımız transferlerden de aldığımız katkı ortada. Evet. Neler söylemek istersin? Hem transferlerle ilgili hem olabilecek transfer çalışmaları, neler olabilir, başkanın açıklamaları, konularla ilgili neler düşünüyorsun? Şimdi ben tabii yazıp çizen, konuşan arkadaşların şöyle bir yorumlarını takip ediyorum. Hı. Antalya Spor'un transfere ihtiyacı var. Antalya Spor'da transfer bitmez. O alınsın, bu alınsın. Hacı Wright'in yeri doldurulsun. İşte ne bileyim arkaya stoper oyuncu alınsın, sağ açı alınsın. Ya devre arasında bu kadar kolay mı? Sen hep oyuncu... karşısın. Devre arası transferlerin hep karşısın. Evet. Bu kadar kolay mı ya? Yani alın demek çok kolay. Basit. Şimdi devre arası alacak olduğun oyuncuyu rakip takımdan alacaksın ya da yurt tabii dışından Türkiye'de alacaksın. Türkiye'de alıyorsan rakip takımdan aldın. Zaten beğenilmeyen oyuncu. Kim verecek sana iyi oyuncusunu? Şimdi soruyorum. Antalya Spor kulübünden Hacı Wright'ı alabilir misin? Soru 1. Para yeter mi Hacı Wright'ı almaya şu anda? Hacı Wright'ı verdiğin an orada bütün tepkileri alır. Kim aynen veriyorsa. Öyle değil mi? Aynen öyle. Hacı Wright'ı vermez keza kimse zaten. Mümkün değil. Hacı Wright'ın emsalinde bir oyuncu alman lazım. Şimdi ya çok ciddi paran olması lazım. Aynen. Bu sefer de çok ciddi para verdiğin oyuncuda da devre arası eğer o transferi yapıyorsan ikilik çıkar kulübün içerisinde. Tabii. Bu doğanın kanunu. Aynen. Bunu çok Türkiye'de görüyoruz. Eğer o rakamı tabii sen ayyuka çıkan bir rakam veriyorsan iyi bir oyuncu alacaksın ya. Oyuncuyu alman için de ya çok ciddi bir katkı olması lazım. Meblağ olarak rakip takıma verecek olduğun ya da başka takıma verecek olduğun veyahut adamın gözden çıkarmış, disiplinsiz, artık gitse de kurtulsak iyi futbolcudur ama dediği oyuncu alacaksın. Hele golcü alıyorsan. Bugün Türkiye'de üç büyükler de dahi bir iki işte golcüler hariç onlar da yeni form tutmaya başladı. Şimdi isimlerini vermeyelim burada. Bizim konumuz Antalya Spor. Onlar bile bulamıyor. Aynen öyle. İyi bir golcü. 3 maç oynadı işte büyük takımlarda. Şimdi devre arası göndereceğiz diye sezon başı nasıl geldiler? Şimdi devre arası gönderelim diye gözün içine bakıyorlar adamın. 3 maç daha oynarsa bir yıl daha kontratı uzayacak. 10 maç daha oynarsa 2 yıllık daha uzayacak kontratı falan filan. E neredeydi aklını sezon başı? Yok. O kadar kolay değil bazı işler. Değil. Yani dilin kemiği yok. Alalım, edelim, aynen, onu yapsın, bunu yapsın. Herkes ister. Ama herkes ister. Bir de bir gerçek şimdi var. Cristiano Ronaldo boşa çıktı. Gönül ister. Evet. Antalya Spor'u da ister. Herkes ister. Yani dediğin gibi kaliteli futbolcu istersin ama yani söylediğine %100 hepsine katılıyorum. Hem ekonomik olmuyor. Hem
işte ya takımıyla problemli oluyor ya da takımında beğenilmeyen bir adam oluyor. Ben hayatım boyunca devre arası transferinden katkı görme oranını yani %10, %15'in üstüne çıkmaz. Bir takım için söylemiyorum. Bütün takımların yaptığı devre arası transferlere baktığında başarı oranı %10-15'in üstüne çıkmaz. Olmuyor çünkü. Yani işte mesela bizim Fernando, Adriano bunlar da aslında mesela riskli. Çok uzun süredir oynamayan oyunculardı. Ama geldiler, katkı verdiler. Ondan önceki zamanlarda devre arasında yaptığımız transferler belli. Yani son yıllarda gerçi biz devre arası transferlerini biraz da tutturuyoruz. Bir Kasımpaşa bir biz Türkiye'de bu konuda sezon başı kötü başlayıp devre arası transferlerle toparlayan bir takım hüviyetindeyiz. Ama artık bu sene mesela hani bu kulüplerin ekonomik düzeninin içinde dediğin gibi zaten çok, çok zor. Hele santrafor. Çok zor. Dünyada stoper. Dünyada kalmadı ki gibi santrafor. Aynen öyle. 10 tane adamı anca sayar. Şimdi bir istatistik yapalım. 100 tane futbol adamını buraya sayarım. 11 tane santrafor sayamaz. Aynen. Dünyada. Direkt oynayabilecek olan. Aynen öyle. Anlatabiliyor muyum? Yani o kadar kolay değil öyle santrafor bulup getirip cüz'i rakamlarla oynatabilmek. O yüzden haddimizi bileceğiz. Dua edelim Hacı Raş sakatlanmasın. O işin evet. Allah korusun öyle bir durum olursa o zaman farklı konuşma yapabiliriz. Çünkü lazım olabilir. Kesinlikle. Lazım olabilir ama Hacı Raş'ın varsa oraya dolduracak ekipmanlar da var Antalya Spor'da. Kimse endişelenmesin. Var tabii. Yani... Anlatabiliyor muyum? Yani bugün... bizim beğenmediğimiz çoğu o Sinan Gümüşler şimdi o 40-50 günlük arada İnşallah ben eminim toplarlar kendini. Toplaması lazım. İnşallah. Çünkü oynadığı maçlar var. Daha önceki Antalya Spor'a vermiş olduğu katkılar var. Evet. Yeter ki kendini sahaya versin. Anlatabiliyor muyum? Nuri Şahin ilk geldiğinde bir o toplantı şeklinde herkese aynı mesajı verdi. Yani Antalya Spor'daki oyuncudan hatta biz Nuri Şahin geldiğinde işte transfer yapılacak mı hep böyle sorular sorulur ya ilk gelen antrenörlere. Ben elimdeki kadrodan memnunum dedi hocam. Antalya Spor'un en büyük şanslarından bir tanesi bu. Mevcutu koruyabiliyor ve yükseltmeye çalışabiliyor. Kesinlikle katılıyorum. İşte başarı, antrenörlük, meziyet burada devreye giriyor. Yoksa Nuri Hoca da bilir. 3 tane transfer yapılsın, açıklama yapar. Başkan mecburen işleri iyi gidiyor diye Nuri Şahin'i belki kırmak istemeyebilir. Ama Antalya Spor'da bu kaos oluşturacak başkanı, antrenörü ve yönetimi yok. Kesinlikle. Ve bizim gibi yorum yapan arkadaşlar da bunlara dikkat etmek zorunda. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. Destek olunması lazım şu anda. Antalya Spor'u bir maddi külfet altına da sokacak yorumlar yapmamamız evet. lazım. Çünkü mevcut kadromuz aslında çok kötü değil. Ha şu olabilir. İki tane oyuncuyu gönderirsin elinden. Artık gözden çıkarmışsın. İşte Mehmet'i konuşuluyor şimdi. Onu evet. gönderirsin. Onun emsali daha düşük rakamlarla genç oyuncu diyebilecek olduğumuz ileriye dönük oyuncu alabilirsin. Onlara kısa varım. Kısa transferi. Onlara varım. Yatırım. Ama şimdi evet mevcut kadro var iken hatta bir tane daha alalım, iki tane daha alalım. O zaman şişkinlik yapar. Genel yapıyı da bozabilir evet, takım içerisinde. Katılıyorum. Bence de katılıyorum. Ya bir de ya bizim aslında en büyük handikapımız yetersiz kadrodan ziyade biraz yaş ortalamamızın yüksek olması. Tecrübeli bir kadroyuz. Yaşlı değiliz. Tecrübeli bir kadroyuz. Ama bu da işte bu ara biraz o konuda iyi gelmiş durumda. Ama buradaki tek handikapımız aradan sonra peşi sıra çok sık maç oynayacak olması. İşte o süre biraz yıpratıcı olabilir diye düşünüyorum. Orada da belki işte gençlerden Mustafa gibi gençlerden takviyeler olabilir. Dediğim gibi sakatlıkların dönmesi çok önemli bizim için. Önemli mevkiler. İşte Adriano'nun, Sinan Gümüş'ün, gönderilmezse Mehmedi'nin kendini toplaması, katkı vermesi çok önemli. Keza yeri geldiği zaman ne kadar eleştirsek de Ömer Toprak'ın kendini toplayabilmesi çok önemli. Dolayısıyla belki Cemal'in birazcık arttırarak performansını, Güray'a arada bir destek olabilmesi sol bek konusunda önemli. İşte bunların da hepsini bize bu 40 günlük ara gösterecek diye düşünüyorum. Ve buradan da biraz kamp programına değinmek istiyorum. Var mıydı transferle ilgili söylemek istediğin başka bir şey? Almış olduğum duyumlar Mehmet ile yolların ayrılacağı yönde. Evet. Ama tabii ki bu transfer süreci sen sadece gönderiyorum demen yetmiyor. Oyuncunun istemesi lazım, talip olması lazım vesaire gibi. Bir iki oyuncu daha kulağımıza geldi ama tabii şimdi burada netleşmeden de bir yorum yapmak doğru olmaz. Takım tatilde bir toplansınlar bakalım. Hocanın da kafasından geçen bir düşünceler var. Öyle bir kulağımıza gelen duyumlar var. Sezon içerisinde görürüz ama bir iki oyuncu bu Ocak ayında Antalya Spor'dan ayrılabilir. Evet duyumlar o yönde ama işte dediğim gibi arada uzun. Bir bakmışsın arada topçu harikalar yaratmış antrenmana kafada bitirmediyse. Antrenörün fikrini değiştirebilir. Antrenör de önyargılı değilse değişebilir. Ben bunda ne antrenörü önyargılı diyorum ne topçunun kafası yerinde değil diyorum. Yani bir uyumun
sağlanabilmesinden bahsediyorum. Bu uyum sağlanırsa tabii işler de değişebilir ama dediğin gibi süreçte bir iki oyuncuyla yollar ayrılacak gibi duruyor. En azından inşallah ekonomik olarak destek sağlayabilecek şekilde ayrılırlar diye düşünüyorum ve umuyorum. Şimdi 23'ünde bitiyor. 24'ünde ilk antrenman. Antalyaspor kampı toplanıyor. Bir turnuva sürecimiz olacaktı. Bu turnuva süreci nasıl olacak belli değil. Orada organizasyonla ilgili bir dördüncü takımda bir sıkıntı var. Daha tam anlaşılamadı. Napoli olduğu ile ilgili bir duyum var ama olacak mı olmayacak mı dördüncü takım o belli değil. Bu olursa dört takım turnuva şeklinde mi oynayacak, lig usulü mü oynayacak yoksa birbiriyle mi oynayacak o belli değil. Hull City maçı vardı. Ayın başında planlanıyordu. O da muhtemelen Hull City'nin başka bir takımla olan takvimine ötürü iptal olma durumu söz konusu oldu. Yani kısacası aslında da o organizasyonla ilgili net oturmuş değil. Aslında bunun sadece bizden kaynaklı değil. Diğer takımlar da bu kısa sürede takımı hem nasıl yormayız hem nasıl tekrar toplarız, adapte ederiz lige modunda olduğu için takvimlerini inceleyip sık dokunmaya çalışıyorlar. Şimdilik önümüzdeki takvim programı bu ama en az bir 3 ile 5 arasında bir hazırlık maçı bizi bekliyor gibi. Öyle gibi. Öyle gibi duruyor. Tabii ya bu aralarda ben de devre arasında özellikle ne kadar çok hazırlık maçı ve ne kadar iyi takımla yapılmış hazırlık maçı o kadar süreci iyi toplar diye düşünüyorum. Çünkü sakatlık olmasın evet, çok önemli. En azından öyle. Bu çünkü bazen yaşıyor takımlar bunu. Hani hazırlık maçına sakatlanması hani öyle bir durumda daha da üzücü bir durum kesinlikle oluyor. Anlatabiliyor muyum? Niye bassın diyorsun? Niye o kadar mücadele? Tabii yani onlar olmasın. En büyük temennimiz özellikle bu hazırlık maçlarında. Kesinlikle katılıyorum. Yani bir de ilave şunu diyorum ben. Ne kadar güçlü takımla oynarsan kendini o kadar geliştirirsin oyunun. Yani tabii her zaman gönül her zaman kazanmak istiyor. Ama kazanamayacak olsan dahi iyi takımla oynamak seni her zaman üst level'e yükseltir. Yani daha düşük takımla oynayıp da hazırlık maçına 8 atmaktansa daha güçlü bir takımla kafa kafaya oynamaya çalışmak seni her zaman daha üste çıkarır. Ben hep buna inanıyorum. O yüzden de bence iyi bir planlama yapılıyor bununla ilgili. İyi bir süreç bekliyor bizi kamptan sonra. Bakalım açıklandığı zaman kamp programımızda göreceğiz diye düşünüyorum. Maçları nerede oynanacağına dair bir bilgin var mı? Bu nerede oynanacak maçlar? Onu ya belli mi ya da belli olabilir. Netleşmediği için tarihleri de net değil. Doğru, o da doğru. Ama böyle büyük takımlar gelirse beni kaparsın. Tabii. Net. Anında. Her türlü yolumun üstündeyim anında. Tam merkezde olduğum için gidecek olduğun yerden beni kaparsın. Aynen öyle. Ya muhtemelen bu kadar iyi takımlarla oynanacak olursa eğer planda bir değişiklik olmazsa ya normal bizim Antalya Stadyumu'nda Corendon'da olur ya da bir iyi bir otelin sahasında olur diye düşünüyorum. Evet. Tabii bunda çünkü sponsorlar da önemli. Bazen tabii oteller sponsor oluyor, takımları konaklatıyorsun. Dolayısıyla onun sahasında oynaman gerekebiliyor. O yüzden bu sponsor dengeleri, tarihler, diğer takımların gelip gelemeyecekleri ona göre değişir belli diye düşünüyorum. Belki bir sonraki programımız açıklayabiliriz tarihler belli olursa. Muhtemelen, belli olabilir. Muhtemelen haftaya netleşmiş belli olacak olur diye düşünüyorum ben de. Bizim için stat fark etmiyor ya. Biz her türlü gideriz. Bir sene Mardan'a gittik maç izledik ya. Evet, o konuda sen yükenmezsin. Yani, Aksu'da ilk gittiğimizde yolu kaybettik yani. Tarlanın içinden çıktık en sonunda araba olduğu yere bırakıp ışığı görüyorsun, stada varamıyorsun. Tabii öyle bir sıkıntı vardı. Hiç unutmuyorum Mardan. Beşiktaş maçıydı yani gittiğimiz. Arabayı yolun ortasına bıraktık. Koştur koştur maça yetiştik. 15. dakikasıydı maça girdiğimizde. İşte cephakarlık böyle bir şey. Antalyaspor sevgisi böyle bir şey. Geçen hafta kendi şartların ve imkanlarınla İstanbul'a gidiyorsun. Yani bu ekonomi şartlarında kolay bir iş değil. Seni tebrik ediyorum. Yani yüzüm burada diye şey değil. Eyvallah. Gerçekten bu Antalyaspor sevgisi olmamış olsa zaman, onun dışında bir maddi öyle ya da böyle bir külfet, anlatabiliyor muyum? Yani bunlar gerçekten sevilmese hem spor anlamında seviyorsun hem Antalyaspor zaten sevgin tartışılmaz. Bunlar önemli şeyler. Orada tribünde keşke olsaydı da izleseydik. O işin ayrı bir boyut ama bundan sonraki deplasmana gidersin vesaire. Ya çocuğu ilk deplasman maçına götürdük. İlk deplasman maçında maç izletemedik. Bugün işte bir Reels paylaştım Instagram'dan. Evet. Çocuğun deplasman videosunda stat yok. Yani İstanbul'da Antalyaspor formasıyla dolaştı, geri geldi. Çok talihsiz bir durum. Sözümüzü verdik. Allah ömür verir, güç kuvvet verirse inşallah ertelenen Beşiktaş maçına yine gideceğiz. İnşallah. Belki bu sefer seni de götürürüm. Hafta içine denk gelmezse varım. Dükkan var diyorsun. Ama hafta dükkan var. Hafta içi olmadık da. Evet, hafta içi zor olur. Benim için zor. Okul var, dersler var. Aynen. Hafta sonu olur inşallah. Bir de cumartesi olsa daha da güzel olur diye tabii, düşünüyorum. Aynen. Cumartesi pazar yapar geri geliriz. İnşallah. Güzel olur.
Şimdi bir de Aziz Başkan'la yine konuşmuştuk, altyapıyla ilgili biraz sohbet etmiştik. Şimdi bu gençlerin vereceği destek konusunu konuştuk. Transfer yerine biraz içimizden de destek alabilirsek diye. İşte Mustafa örneğini verdim. Bünyamin ortada. Doğukan son hazırlık maçlarında milli takımda forma giydi. Yine gurur vericiydi. Ama biraz altyapı konusuna değinmek istiyorum. Yani altyapıda biz sadece Antalyaspor olarak değil, yani ülke olarak da bir sıkıntı yaşıyoruz ya. Çok yetenekli adamlar var. Gerçekten çok yetenekliler. Bakıyorsun daha 13-14 yaşında yurt dışından takip edilmeye başlanan futbolcular var. Ya bunlar daha 18 yaşına gelmeden 16-17'de kaybolup gidiyorlar. Yani A takıma çıkıyorlar. A takıma çıktıktan sonra başka bir hale geliyorlar. Ya ciddi bir sıkıntı. Bunu niye sana soruyorum? Eski bir sporcusun. Hem basketbol kariyerim var, hem futbol kariyerim var. Futbol oynadığın insanlar, işte Burak Yılmaz'larla oynadın, Cemal Taşçılar'la oynadın beraber. Dolayısıyla altyapıyı derinden biliyorsun. Hala altyapıdaki hocalarla, oyuncularla görüşüyorsun. İstişarelerde bulunuyorsun. Ya bu sorun neden kaynaklı? Yani şimdi bunu söylediğimiz zaman yüzlerce sorun çıkar. Diyebilirler, bu ne saçma soru diyebilirler. Hani çünkü ortada gerçekten bir problemin aşikarlığı var. Ama ben bunu sadece futbolcu bazlı bir umursamazlıktan da kaynaklandığını düşünmüyorum. Yani bize bunu iten sadece futbolcu durumu mu, sistemler mi, antrenörler mi, takımlar mı, basın mı, biz miyiz? Hani ne sence bundan kaynaklanan problem? Sıkıntının, şimdi bunu 10 sene önce sormuş olsaydım bu soruyu, altyapıda değil üst yapıda var diye, hatta köşe yazılarım var bunlarla alakalı. Yönetici bazındaki olan arkadaşlardan bahsediyordum o yazılarımda. İşte altyapıdan çok iyi yetenekli oyuncular var. Üst yapı ne yazık ki buna el vermiyor, uzatmıyor. Onlar 2 senelik, 3 senelik seçilmiş, o dönemi kurtarmaya çalışıyor gibi bir durum söz konusuydu. 10-15 sene önceki düşüncem buydu. Ama gün geçtikçe işin boyutu da hem fikrim olarak hem gördüklerim açısından değişmeye başladı. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi sevgili Fahrettin, benim kanaatimce şu. Altyapıdaki antrenörlerin öğrencilere karşı ve velilere karşı çok fazla pohpohlaması. Yani bunu daha önce diye getirmiştim. En büyük sebeplerden bir tanesi bu. Neden? Şimdi altyapıdaki ben antrenör arkadaşlara bakıyorum. İşte soruyor veli, nedir, ne değildir bizim çocuğun durumu diye. Hepsine aynı yorum yapıyor arkadaşlar. Tamam, belirli bir meblağ alıyorsunuz aylık. Buna varım. Tabii ki bir emek harcıyorsan o meblağı alabilirsin. Buraya kadar normal. Ama her çocuğa aynı yorum yapma be arkadaş. Burada tıkanıyoruz. Şimdi muhteşem senin oğlan diyor. Şimdi bu sefer veli müthiş bir şekilde işte eve varıyor. Çocuğunu pohpohluyor. Bilmem ne. Eğitimine biraz daha ara verdirtmek zorunda kalıyor. Buralarda bu sıkıntı oluyor. 17-18 yaşından sonra Antalya'daki, ben Antalya'dan sorumluyum. Burayla alakalı yorum yapıyorum. Ha, tabii ki diğer illerde de aynı sıkıntıların çoğu mevcut ama biz Antalya Spor, Antalya'dan bahsediyorsak bu durumu eğer ele alıyorsak da böyle bir açılım yapabilirim kendi adıma. Gördüklerim var, yaşadıklarım var, kulağımıza gelen duyumlar var. Bizimle paylaşılan velilerin ve öğrencilerin durumu söz konusu. Buradaki antrenör arkadaşların sporunu yapacak, boyunu uzatacak, sosyal çevresi oluşacak. Bu açıklamaları da yapabilir. Ben bakıyorum ya, 3-5 tane telefon aldım son zamanlarda velilerden. İşte kimisi dayısı, kimisi amcası, kimisi halası, neyse. İşte sizin çocuk, benim diyor çocuk, şimdi sporla da ilgileniyoruz ya, antrenörlerinde de çoğunla haşır neşiriz. Bir sorabilir misin? Gelecek var mı? Farklı antrenörlerin son bir aydaki telefon konuşmalarıma bakıyorsun. 3 ya da 4 antrenörle konuştum son bir ay içerisinde. Futbol, basketbol fark etmez. İsim vermeyelim şimdi, olmaz, yakışık almaz. Hepsi aynı cümleyi kullandı, biliyor musun? Müthiş yetenek. Ya arkadaş, hepsine aynı yorum yapıyorsunuz siz bütün çocuklara. Müthiş yetenek, ben de arıyorum. Müthiş yetenek mi senin yeğen ya da evlat? Ne diyeceğim? Öyle ya, demişler. Öyle dönüş diyorlar. Öyle. Dönüş o şekilde, öyle yapıyorum. Ya kardeşim, 10 senede Antalya'nın çıkardığı kaç tane basketbolcu ya da futbolcu var? Bu şekilde konuşuyorsunuz siz yıllardır. Kandırmayın insanları. İnsanları kandırmayın. Velileri kandırmayın. Bu sefer de işte Antalya'dan ya da genel anlamda altyapıdan oyuncu çıkmıyor. Çünkü çok fazla abartıyoruz. Veli de bu sefer veli diyor ki benim çocuğum yetenekli, antrenörün üstüne yürüyor maçta. Niye, evet, benim çocuğu oynatmıyorsun, evet, diye.
antrenörle veli çatışıyor bir sene sonra. Ya bak çok güzel bir örnek vereyim, tam yeri geldi. Ben biliyorsun altyapıda işte Engin Erdem hocamız da var. Onun çalıştırdığı maçlara da gidiyorum. Gittiğimizde diğer gençlik spor sahasındaki diğer maçları da izliyoruz. Hani çok fazla altyapı maçları da alt yaş kategorisinde izliyorum. Yani bir gün bir maça gittik. Kenardaki veliler hocaya zulmettiler ya. Bak zulmettiler. Oradan hep bir ağızdan bağırıyorlar. Onu çıkar bunu al, onu çıkar bunu al. Onu çıkar dedikleri çocuk bitti eridi sahanın içinde. Antrenör de inatla almak istemiyor çocuğu oyundan. Çünkü antrenör oyuncu psikolojisini bildiği için almak istemiyor mesela. O onu niye oynatıyorsun? O niye öyle yapıyorsun? Yemin ediyorum var ya, ben hayatımda profesyonel ligler de dahil, amatör de dahil yani çok o kadar şahit olmamıştım. Ama muhtemelen bundan kaynaklı bir problem var zaten. Dediğinden kaynaklı veliler girmişler artık takımın içine. Maç bitti ve o takım kaybetti. Sonra maçın işte yöneticisi, antrenörü geldi velilerin yanına. Dedi ki ya yapmayın böyle. Bak böyle yapıyorsunuz bu çocuklar etkileniyor. Güzel durmuyor. Güzel durmuyor. Böyle yapmayın dedi. Yani dediğin gibi velinin beklentisi arttığı zaman sadece kendi çocuğundan değil diğer çocuğa da bu sefer başlıyor. Keza baskette de aynı şekilde daha önce bundan 2 sene 3 sene önce yaşadım. Salonda 10 bin kişilikte. Yani abi ciddi seviyede tabii. Aşağıda koça yani, müdahale oluyor veliler. Yani çocuğa da o kadar inandırıyor ki veli ve antrenör. Ben şimdi 25-30 fark etmez sporu bırakmış kime sorarsam sorayım. Ne oldu senin basketbol hani bilmem ne diyorum. Abi diyor sakatlandım diyor. 100 kişiye sor 99'unda cevap sakatlanmasa milli takımdaymış. Çocuk kendini öyle bir empoze etmiş ki artık iyi bir basketbolcu olmaya, iyi bir futbolcu olmaya. %99'unun verdiği cevap sakatlık. Doğru. Yani inandırıcılığını da yitiriyorsun bu sefer. Anlatabiliyor muyum? Buradaki büyük görev antrenörlere düşüyor. Antrenörler ne yazık ki Antalya'da böyle bir sıkıntı var. Çok fazla yeteneğini söylesin ama yeteneğinin dışındaki abartıları yapmasınlar. Eğer Antalya'dan sporcu yetiştirmek istiyorsak üst tarafa. Kesinlikle katılıyorum. Burada tabii sadece antrenör bazlı değil, yani sözlükten hepsine katılıyorum, antrenör bazlı değil, oyuncu bazlı da bazı problemler bence var. Bu konu çok derin bir konu. Bu konu için inşallah bir gün umuyorum ki bizim Antalya Spor'umuzun altyapı koordinatörü de as başkan, sevgili Sezgin Özer abimizi bir gün alırsak Antalya Spor'la ilgili bu konuyu uzun uzadıya değerlendiririz diye düşünüyorum. En son bir Antalya Spor'un son durumuyla ilgili toplamamız gerekirse, Winter League. O gün başkana sormuştum. Ben biliyorsun bu şeylerin akademik bir hastalık olduğu için ben de futbolun o kısmında da biraz etkiliyim. Ani geçmiş gibi oldum. Ama dediğim gibi hani altyapıyı konuşmaya kalktığımız zaman burada saatler bitmez. Sürecek evet, bir evet. Konu. Winter League ile ilgili bir lansman yapıldı. Nirvana Otel'de. Sevgili Aziz Başkan Nuri Şahin, Antalya Valimiz, Gençlik Spor İl Müdürümüz katıldı. Koordinatörler katıldı. Erdem Or Hoca ile ve Winter League'in kurucu başkanı Beyiş Kaya katıldılar. Bu sene 2023'te 9-12 Ocak arasında yapılacak. Yani ben geçen sene katıldım. Biz lansmana tabii gidemedik, hafta içiydi. İş durumundan ötürü katılamadık ama Winter League'e Allah'tan mani çıkmazsa da mutlaka gitmek istiyorum yine. Herkese de buradan mutlaka tavsiye ediyorum. Vakti olan, müsait olan, sporu seven mutlaka katılsın diyorum. Geçen haftaki programda söylemiştik hani tam bizim deplasman maçımıza geldi, hava kötüydü falan. Ama bu sene daha da şaşalı, iyi konuklarla daha da kaliteli bir organizasyon olacak. Çok belli. Hazırlıklar çok iyi yapılmış durumda. O yüzden buna değinmek istedim. Çok verimli oluyor. Çok keyifli oluyor. Hem sempozyumdaki katılan konuşmacılar, yani o da tutun da rektöründen tutun aktif sporcusuna, aktif antrenörüne kadar herkes katılıyor. Çok güzel geçiyor. Aralarda bu insanların her biriyle ayrı ayrı sohbet etme, fikirlerinizi değerlendirme, tartışma imkanınız oluyor. O yüzden buradan duyuru yapmış olayım. Winter League'e de elinden gelen imkanı olan herkesin katılmasını mutlaka tavsiye ediyorum. Zamanı olan. Hafta içi. Aynen. Denk gelirse sıkıntı. Zamanı olan, müsait olan herkese tavsiye ediyorum katılmasını. Evet sevgili Ahmet'im, söylemek istediğin herhangi bir şey var mı? Fahrettin valla su gibi aktı geçti program. Hatta ben şimdi Kepe Spor, orada Şakir Filiz hocamız var biliyorsun. Evet. Bir sonraki hafta da istersen ona da değinelim. Aşkın Hoca var, Aşkın Ayaz.
Sana da selamı var Korkut Eli Spor'da biliyorsun. Sağ olsun aynen. Bizden de selam olsun. Bir sonraki haftalarda da onlara değinelim istersen. Buradaki izleyicilere de o mesajı verelim. Ya, çünkü onlar da merak edenler var. Hani aynen. Kepez Belediye Sporu. Kesinlikle. Hem de Korkut Eli Spor'u. Onlara da değinelim ama bu... kafamızdaki aşağı yukarı plan da o yönde. Yani şimdi bu Dünya Kupası arası tabii Hacı Wright'ın performansını konuşuruz. Antalya Spor'u bizi ilgilendiren kısımda. Onun haricinde yine de programın akışında altyapıya değinmek, Antalya Spor'daki diğer kategorilerdeki takımlara değinmek istiyoruz. Bunun başına da Kepez Spor çok iyi gidiyor. Bu hafta da 2-2 idi Hopa'da. Deplasmanda bayağı seyirci gitmiş. Onların da yüreklerine sağlık diyorum buradan. Orada bir oluşum var gibi. Var. Haftaya onu bir değerlendirelim istersen. Var. Orada evet bir durum var. Haftaya da inşallah altyapıyla ilgili konulara gireriz diye düşünüyorum. Bir haftasında da altyapıda yine Sezgin Özer'le inşallah bir program yaparsak altyapıyı enine boyuna tartışırız diye düşünüyorum. Var mı ilave etmek istediğin bir şey? Her şey için teşekkür ederim. Güzel bir program oldu. Güzel bir program oldu. Gene tam bir sohbet programı oldu. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Bir Tam Sağ programının daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorumlarınızla bu önümüzdeki süreçte Dünya Kupası arasında programda konuşmamızı istediğiniz konular, değinmemizi istediğiniz konular, burada konuk olarak görmek istediğiniz, onu dinlemek istediğiniz kişileri bizle irtibata geçerek bize önerebilirsiniz. Her türlü fikre, eleştiriye her zamanki gibi açık olduğumuzu dile getiriyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.